Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Devlet Bey coştu yine. Devlet Bey ve coştu, coşturdu aynı zamanda. Evet, birçok mevzuya da girdi çıktı. Ekrem İmamoğlu'ndan başladı. Kavala'dan devam etti. Çok da güzel, hoş bir konuşma yaptı. Bu arada sığınmacılarla ilgili çok önemli şeyler söyledi. Birazdan muhtemelen bakayım. Tabii ki biz konuşuyoruz ama bizden sonra haberlerde daha güzel derlenmiş, toparlanmış bir şekilde göreceğiz inşallah. Onların evet. Ama çok taze gibi, çünkü onlar da. Dün toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı, müjdeleri vardı. Onlarla bir girelim. Tabii şimdi öyle bir hale geldi ki bir taraftan müjde olarak verilen meseleler, yaraları sarmak üzere hükümetin atmış olduğu adımlar. Diğer taraftan da bu adımlara hemen bir fırsatçı tepki koyan uyanıklar da harekete geçiyorlar. Yani hani bunları da bilmek lazım, bunları da görmek lazım. Hani o yara kapanmasın diye mi yapıyorlar, yoksa ya fırsattan istifade biz de şuradan 3-5 inlem alalım mı diye düşünüyorlar bilmiyorum ama çok iyi hareketler değil bunlar. Onları da İfşa edeceğiz, öyle söyleyeyim. Edelim, edelim. Akşam gazetesi dün o Bakanlar Kurulu açıklamasının hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı manşetine taşımış. Ev sahibi olacaklara 3 kolaylık manşetiyle çıkmış. Konutta düşük faiz kredi verileceğini ve yarım kalan inşaatlar için finansman sağlanacağını belirtti. Şimdi bunun üzerinden muhalefet şöyle yürüyor. Onu bilelim. Onun üzerinden de hani ne yapmaya çalıştıklarını anlayalım. Ya işte bizim domates fiyatları yüksek, sen hala ev, konut, finansman meselesi. Domatesi 1 liraya satsan ev yok, evimiz yok diyecekler yani. Tabii. Şimdi hikaye şu, mesele şu burada. Ne diyorlardı onu, tam tabirini unuttum ama yapışkan ekonomi mi diyorlardı? Bunun özel bir ismi vardı, şu anda hatırlayamadım ama şu anlama geliyor. En azından anlamını açıklayayım. Bir sektöre bir yatırım ya da bir sektöre bu anlamda finansman sağladığınızda o sektörün bağlantılı olduğu sektörlerle ekonominin dişlerini harekete geçiriyorsunuz. Yani inşaat için yaklaşık 200 ayrı sektörün de bir anda harekete geçtiğini ifade ederler konunun uzmanları. Yani ortada bir bina varsa o bina ile ilgili olarak işte çimento üreteninden, demir satanından, kapı pencere doğrama yapanlarından, cam çerçeve ayarlayanlarından, mobilya sektöründen, boya sektöründen gibi 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 200'e yakın sektörü de harekete geçiren herhalde yapışkan sektör diyorlardı. O sektörü de canlandırıyorsunuz ister istemez. Yani bir bina ya da bir ev satıldığında mobilya sektörü de destek görmüş oluyor dolaylı olarak. Çünkü ev bittikten sonra oraya dizilecek mobilyalar da, onun içerisinde kullanacak aksesuarı üretenler de, musluk imal edenler de gibi 200'e yakın sektörü de hareketlendiren bir lokomotif sektör inşaat. Onun için bu konuyla ilgili olarak 200 sektörü de hareketlensin diye bu anlamda yatırımları buraya yönlendiriyorlar. Bakmayın siz beton siyaseti şunu bunu dediklerine, ekonominin canlanması için işte 1900'lü yılların başlarındaki o Amerika'daki buhran dönemlerinde anlatırlar. Demiryolu işçilerine verilen ücreti mesela artırarak daha fazla demiryolu yaptırıp bu şekilde, yani bir demiryolu yaptırdığında bakkal da kar ediyor, konfeksiyoncu da kar ediyor gibi gibi. Bu da bu anlamda, bu bakış açısıyla görmek lazım geldiğini söylüyor uzmanlar. Onun için ev sahibi olacakları 3 kolaylık derken dövizi bozduğuna düşük faiz, dar geliriyle Temmuz müjdesi alt başlıklarıyla Erdoğan konuda düşük faiz kredi verileceğini ve yarım kalan inşaatlar için finansman sağlanacağını açıkladığı bir paket vardı Bakanlar Kurulu'nda. Bugün akşam gazetesi manşette çıkmış. Valla şuna sadece üzüldüm. Hani yani rahat rahat konuşuyoruz, bizim program bu. Yani biraz daha beklemiş olsaydım, ben de bu yaştan sonra ilk defa böyle bir bu işlere girdim. Ev sahibi olmak amacıyla. Demek ki çünkü burada bir ibare var. Dün hatta tekrar yine sevindim. İlk defa konut alacaklara diye. Evet. İlk defa, yani sonuçta bir konutun varsa bu faiz oranları geçerli değil. Doğru mu söylüyorum? Yani ilk defa konut al derken hiç konutun yok. Üzerinde hiçbir kayıtlı ev, bark, hiçbir şey yokken oluyor. Ki çok güzel bir şey bu. Yani yıllar boyunca doğma büyüme İstanbul olarak konutum olmadığı için neler çektiğimi ben bilirim. Ve hakikaten çok güzel fırsat bu. Ve 1 milyona kadar biraz önce uzun uzun anlattım, tekrarlamayacağım. İnşaat sektöründeki bu gevşeme, işte bir takım ekonomik zorluklardan dolayı işte malzemelerin, demirin, çimentonun parası falan filan derken bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Bu bir canlanma.
Artı ilk defa konut sahibi olacak olan vatandaşlar için çok güzel bir fırsat. İstanbul'dan bakıyorum tabii pencereye ben. Bu bütün herkes için geçerli. Faiz oranları, konut kredisi oranları %0.89 mu? 89, 90 civarında bir şey. Evet. Çok çok makul. 10 yıl falan filan. Hepsi güzel. Ama yani sen de araya saplama yapmadan geçmedin ki çok haklı bir şekilde söyledim bunu. Önden beri de şeyi konuşuyoruz. Ev fiyatları bir anda zınk fırladı. Ya bak çok düşük var mı? Yahu ben de bunu söylediğimiz zaman şey dayak yiyorum. Aslında şey gibi konuşuyoruz, bazen de kızıyorlar buna. Proleter devrimci gibi, hani dedim ben böyle hayalen söylerdim. İktidarda ben olsam ne yaparım? Gençlik dönemlerinden bahsediyorum. Şimdi öyle değil, en azından onu bilsinler. Bütün bu Türkiye'nin oligarklarının mallarına el koyardım. Arkasından bütün bunlara size birer ikişer milyar dolar yeter derdim. Geri kalanı da fabrikada çalışan işçilerle birlikte. Hakikaten devrimciliktir bu. Kar payı olarak işçilere dağıtırdım. Sosyal tabaka falan filan hikayesi uzun. Böyle düşünen birisi olduğumu bilmeniz için söylüyorum. Cümle çıkışım burası olsun diye anlatmaya çalıştım. Geçenlerde Akşam Gazetesi'nin manşetinden çok güzel bir haber verdik. Biz manşette verdik haberi. Hatta hatırlam yanlışım varsa düzelt. İngiliz kadar olamadık diye. Yahu daha dün gece yarısı. Yani akşam. Ya gece yarısı fiyat fırlar mı? Ne kadar edepsizsiniz, ne kadar ahlaksızsınız yahu. Bu zincir marketleri söylerken de bana kızmışlardı gene o proleter devrimci hareketleri. Dedim bu sene para kazanmayın ya. Manyak mısın? 3 harfli, 5 harfli, 18 harfli fark etmez. Böyle deyince ya öyle ne kadar çok hayali işte itopik şeyler bunlar. İş adamın para kazanması. Ya dedim bir sene az kazanın yahu. Zam yapmayın, indirim yapın. Yok arkadaş tam tersi. Nitekim, tam tersi. Dediğinin benzeri İngiltere'de yapıldı. Ha, onu söyleyecektim işte. Manşetten verdiğimiz haber öyle. İngiliz kadar olamadık. 13 tane zincir market bir araya geliyor. Pardon. Birçok zincir market bir araya geliyor. 110. 500 kalem 500. Gıda çeşidinde. En çok satan 500 kalem gıda çeşidi düşün. Bütün zincir marketler İngiltere'de bir araya gelip %13 indirim yapıyorlar. Doğru. Türkiye'den alıyor. Bilmem 3 harfli 5 harfliler bir araya geliyor. Nasıl bindirelim diye bir araya gelip konuşurken yakalanıyorlar. Şimdi arkadaş ben ne diyeceğim? Biz burada vatan, millet, toprak, Sakarya diye 1000 defa konuşuyoruz. Ya bu böyle bir vicdansızlık olur mu ya? Ya şöyle bir devlet şu şartlarda bütün dünya konjonktürüne bakıyorsun, ekonomiye bakıyorsun. Çıkıyor bu ülkenin lideri diyor ki arkadaş şunları da düşünelim diye bir şey çıkıyor ortaya. Gece yarısı 650-700 ile çevirmeye çalışıyor. Şimdi size, hangi bu kadar çok ahlaksız? Haber müdürümüz İbrahim Güneş bir bilgi atmış senin söylediğine desteklemek babından. Mesela şok marketler 2022 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklıyorlar. Bak hikmet. İlk çeyrek, Ocak, Şubat, merak. Mart finansal sonuçlarını açıklıyorlar. Yüzde kaç yüz milyon büyümüşler. Kapa yapıyor. Yılın ilk çeyreğinde şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %60 artıyor. Ciro. Allah bereket versin. Ciro kar değil. Bunu biliyoruz. Şimdi onlara sorsan ya biz %1 ile çalışıyoruz falan. Hiçbir zaman inanmadım o %1 ile çalışma meselesine. Evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili olarak aradaki mesela tarlada 2 lira olan marulun markete 10 liraya, 12 liraya, 15 liralara kadar çıktığı dönemlerin kar marjının %1, %2 olduğuna yani istedikleri matematik hesabını yapsınlar. Kimseye inandırabilme ihtimalleri yok. Arada başka şeyler söz konusu. Mesela ulaşım maliyetlerini falan ekliyorlar, ediyorlar falan. Öyle değil hesaplar. Neyse. Durum bu. Yani ilk 3 aylık cirosunda %60'lık bir artış var. Sadece şok marketlerin kapabildiği rakam olarak söylüyorum. Allah kar marjını siz düşünün. Şimdi Hikmet'in söylediğine ek olarak ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor bu konuyla ilgili olarak. Hani ev sahibi olacaklara kolaylık olacak, kolaylık olması düşünülen adımlar atılıyor. Hemen benim de şöyle rakamlar var, bilgiler var. Sahibinden.com'a girdiğinde Hikmet, mesela ev alacaksın değil mi? Ha, sen de rakamları da tamam, iyi. Ev almak istediğin zaman beğendiğin evleri favoriye ekliyorsun. Biraz Sahibinden.com'un reklamı gibi olacak ama. Biz de öyle yaptık. Favoriye eklediğin anda o tarihten ondan sonraki geçen süre içerisindeki fiyat hareketlerini görebiliyorsunuz. Öyle yapmışlar. Mesela 17 Mart 2022 tarihinde favoriye eklenen bir ev 855 bin liraymış. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptıktan sonraki fiyat 1 milyon 250 bin lira. Yok abi. Ben ekrandan okuyayım. Peki daha iyi olur. Benim ülkeler karışık. Mesela 13 Mart 2022 tarihinde 779 bin liraya eklenen fiyat önce 11 Nisan'da 824 bin liraya
9 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptıktan hemen sonra da 959 bin lira, 824'ten 959 bin liraya çıkmış mesela. Tamam mı? Ya bu, bu. Bir işte başka, bu, bu, 840 bin liradan 990 tamam. bin liraya. Hızlı hızlı çevirin ben söyleyeyim. Bu ülkede nasıl ekonomiyi kullanabiliriz? 840 bin liradan 990 bin liraya. 1 milyon 450 bin liradan 1 milyon 650 bin lira. 200 bin lira birden. 19 Nisan'la 9 Mayıs arasındaki artışlar. 855 bin lira 17 Mart'ta 1 milyon 250 bin lira olmuş. Kısa vadesine bakayım. Yani 1 milyon 50 bin liraymış 18 Nisan'da. Açıklamadan hemen sonra 1 milyon 250 bin liraya çıkmış. %20 hemen üzerine koydukları fiyatlar bunlar. Şimdi elbette serbest piyasa ekonomisiyle yönetiliyoruz ya da serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir modelimiz var. Tüm dünyada olduğu gibi biz Kuzey Kore değiliz, bir Çin değiliz, bir bu anlamda kapalı ekonomi değiliz. Elbette bunu biliyoruz ama keşke kapalı ekonomi biraz da hani insaf be kardeşim. Yani bu kadar da bir fırsatçılık, bu kadar da fiyatlarla oynayabilecek. Çünkü bunun aslında bindiği dalı kesmek olduğunun farkında olması gerekiyor. Siz bunu bir anda 200 bin lira kar koymak, 200 bin lira hemen artırarak sattığınızda almış olduğunuz domatesin 10 liradan 15 liraya çıktığının da farkına varın lütfen. Tabii. Yani işimiz gücümüz şeyi söylüyordu bir tane çok hoşuma gitmişti. Yani böyle bir çizgi filmlerde falan olur ya böyle bir şey olduğu zaman gözler böyle dolar işareti falan olur ya. Yani evet, her açıklamadan sonra ekonomiyle ilgili gözlerin dolar dolar olduğunu ve birbirimizi de bugün oh ne güzel kazıkladık. O onu kazıklıyor, bunu kazıklıyor. Sorsan da ne var kardeşim burası diyor işte şey değil mi serbest piyasa değil mi istediğim fiyata koyarım ondan sonra şimdi burada bir kar marjını falan belirleme diye bir şey yok parası olan ya da almak isteyen alır almak istemeyen almaz cümlesini kullanıyorlar öyle olmuyor işte mesele bindiğimiz dalı kesmekten başka bir şey değil bütün bunlar kayrı ekseriyet değil onun da altını çizeyim onu da ifade edeyim bu Allah tarz fırsatçılar yani. Uyanıklar var. Bilginiz olsun, uyanık olun diye söylüyorum. Şimdi evet. Süreyi de evet, ranta evet, kullanmak çok, açısından evet. Diğer başlıklara geçelim. Ekrem İmamoğlu meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun yandaşı olan 5 parti artı yancısı olan HDP ile beraber gündem belirleme hamlelerini sekteye uğrattı. Evet, baş yani, belası oldu ya. Hani, vallahi o gruba yani, o gruba şimdi bayrak belası oldu. Bayrak açtı Ekrem İmamoğlu. Yani Cumhurbaşkanı adayıyım cümlesiyle beraber. Nasıl huzursuz şu anda. İnanılmaz derecede bir kaos hakim şu anda. Kesinlikle. Muhalif kanadı ve kaos. AK Parti'nin hiçbir şey yaptığı da yok ha. Yani daha AK Parti sahaya inmedi, Sayın Cumhurbaşkanı daha sahaya inmedi bu anlamda. Sadece Bakanlar Kurulu toplantısı gibi, ödül törenleri gibi ya da anma törenlerinde sadece mevzuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Başka da bir şey yok. Daha seçim satım haline girmemiş. Bu anlamda resmi bir açıklama yapıp da artık biz de şeye girdik, koşuya başladık demediği bir noktada kendilerini muhalif olarak tanımlayanlar birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Çünkü onlarda çünkü yarış var. Yani yarış kim aday seçim, olacak anlamında? Tabii seçim satım halinde olmayabiliriz. Ama parti masanın içerisinde bir yarış var. Orada biz onlar o mahalle girdiler bir defa. Aynen. Kim olacak? Kim oldu? Kim nereye olacak? Kim nerede duracak? İmamoğlu olacak mı olmayacak mı? Kılıçdaroğlu zaten şöyle söyleyeyim sevgili Murat. Kılıçdaroğlu zaten ilan etmiş. Ben bunu 2 sene önce söylediğim zaman ilan ettiğini söylemiştim. İnanmamışlardı. İlan etmişti zaten. Etmiş. Ama arkasından bütün bu kendi kendileri yaptılar. Ben mi yaptım? Şimdi diyor ki bize efendim öyle bir şeyde dertleri vardı biliyorsun. Ne zaman bir araya gelse bizim adayımızın kim olacağını niye bu kadar çok merak ediyorsunuz? Bak Kılıçdaroğlu. Niye merak ediyorsunuz? Etmiyorum. Merak etmiyorum ben. Sen kendi kendine kavga ediyorsun. Arkasından çıktı. Sanki ben söyle demişim gibi. Dedi ki ya önüm diye bana katıl. Ya önümden çekilin dedi. Dava arkadaşlarımıza. Kim o? Ben miyim onun dava arkadaşı? Masaya söyledi, bacaklarına söyledi, HDP'ye söyledi, ona buna söyledi. Aslında İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a söyledi. Aday olacağım, çekilin. Bari altılı masadaki arkadaşlar belki beni destekleyecekler. Sizin yüzünüzden söyleyemiyorlar dedi. Tak, biz de Trabzon. Dedi ben buradayım dedi, kusura bakma. Katılmıyorum sana, önüne çıkıyorum dedi mi? Çıktı. Bunu ben mi organize ettim arkadaşım? Yani hala biriniz değil. Gündemden şimdi düşürmüyorsun, sen... ben düşürmüyorum. İmamoğlu çıkmış orada. 5 kişi orada. Bir de fotoğraf vermiş. Nagihan geldi. Parti de aldı. Nasıl bir kağıttan kaplanmış bu parti. Demek ben gelsem Cumhuriyet Halk Partisi tarihe gömülecek.
Yani şöyle mesela, seni koymuşlar, fotoğraf çektiriyoruz. Yanında da Ertuğrul Özkök, sağında da ortada eşi İmamoğlu, Murat Çiçek otobüste. Ne olacak? Bitti. Fatiha. CHP gömecekler. Şimdi, bu mudur yani? İki sene önce... Ben yapmadım, sen yaptın. Aynen öyle. Bodrum'dan bir görüntü getireceğim ekranlarınıza. Nihat Genç'in, Hikmet'in akrabası. Öyle diyorlar, yok ya değil. Soyadımız Genç. Soyadı Genç. Hatırlattığı bir meseleyi hatırlatarak yani size söyleyeyim. Bu videoyu ekrana getireyim. O da şuydu, Nihat Genç şunu söylemişti. Secde. Yahu tanımadığınız bir adama, daha 3 ay önce ismi açıklanan tanımadığınız bir adama neredeyse secde eder hale geldiniz. Kim bu adam? Nedir? Ne değildir? Yani AK Parti'yi ülkeyi betona çevirmekle itham ediyorsunuz. Esas işte müteahhit olan, betoncu olan bir adama secde eder noktaya geldiniz. Bir kısmını kendime ekleyerek söylüyorum ama bunu söylemişti. O kadar güzellemeler yapılmış, o kadar balon şişirilmişti ki Bodrum'a götüreyim sizi. O dönemde Bodrum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra bir güzelleme var. O güzellemeyi yapan da yine aynı mahallenin sanatçılarından Zülfü Livaneli. Bakın ne diyordu? Bir orayı bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra herhalde Bodrum tatilindeydi zannedersin. Bir sonraki tatilindeydi. Buyursunlar, bir dinleyelim bakalım. Bir gün bir çocuk doğmuş ve daha ağzını kapatmaya fırsat bulamadan haykırmış. Haykırınca herkesin tüyleri diken diken olmuş, eyvah gittik diye. Bakmışlar, çığ falan yok. Hiçbir şey düşmüyor, hiçbir şey gelmiyor. Onun üstüne yavaş yavaş sokaklara çıkmışlar. Cesaretleri artmış ve sonunda davullarla, zurnalarla şenlik yapmışlar. Çünkü çığ yokmuş aslında. İşte o çocuk bugün aramızda. Ve onu sahneye davet ediyorum. Ya, ya. Suçluyu bulduk. O çocuk, bu çocuk. Hayır, ben de suçluyu buldum. Zülfü. Devam edeyim. Şimdi bunu iki sene önce Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildikten sonraki bir Bodrum tatilinde tahmin ediyorum gittiği konserde Zülfü Livaneli söylüyordu. Aynı Zülfü Livaneli bu çağda kime karşı olduğumuzu biliyoruz ama kiminle beraber olduğumuzu bilmiyoruz cümlesi kullanıyor. Bakar mısınız ya? Yani bunlar solun, daha doğrusu muhalefetin, öyle söyleyeyim, parlayan yıldızları. Parlayan yıldız cümlesini de özellikle altını vurgulayarak söylüyor. İki sene önce secde eder noktasına geldi. İşte o çocuk burada. O çığlık bilmem yokmuş, şuymuş, buymuş burada. O zaman da söylüyorduk. Ya şişirmeyin bu balonu. Patlar. Çünkü altı bomboş, içi bomboş, söylemi bomboş. Popülizm üzerine kurulu bir sistem ve siz Erdoğan düşmanlığınıza yeni bir kılıf buldunuz. Erdoğan'ı indirebilme adına normalde yapmanız gerekenin haricinde popülizme yaslanarak kendinize bir balon buldunuz. Şişirdikçe şişiriyorsunuz. Patladı, patlayacak diyorduk ta o günlerden. Bak iki sene sonra solun aydınlarından Zülfü Livaneli diyor ki kime karşı olduğumuzu biliyoruz. Hala düşmanlık baki. Niye karşısınız? O da ayrı bir dava. Ama kiminle beraber olduğumuzu bilmiyoruz diyor. Gelsin Can Ataklı. Elbette Can Ataklı'nın 100 cümlesinden 90-95'i zırva, saçma sapan meseleler ama bozuk saatin günde iki sefer doğruyu gösterdiği gibi geçmiş dönemde bir iki sefer de Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak gerçekleri açıklamıştı Can Ataklı. Kendi duygu ve düşüncelerini, haklı olduğu noktaları fena linç yemişti. Ya ben öyle demek istemedim falan deyip o mahalle baskısına dayanamamış geri dönmüştü. En son bu Rize, Artvin, Trabzon ziyaretinden sonra ve arkasından vız gelir tırıs gider, hepiniz akıllı olacaksınız parmak sallamasının ardından içerisindeki o canavarı tutamadı artık Can Ataklı. Yeniden bir açıklama yaptı. Onu da bir dinleyelim. Buyurun. Çünkü İmamoğlu bombası patladı ve ona diyorum ki arkadaş, senin artık Cumhurbaşkanlığı hayalin bitti. Koruyabilirsen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı koru. İstanbul Belediye Başkanlığı da bana göre bitti. Artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin İmamoğlu'nu tekrar İstanbul'da aday göstermesi de bana göre çok zor. Zaten gösterirse çok büyük bir tepki alır. Uzun bir konuşma tabii bu ama bu bölümü özellikle
şeydi. Harif'in melali bu. Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması var. Onu da birazdan vereceğim. Bunları evet, bir yapıyorum. Suçlular belli oldu. Herkes çok konuşuyor. Suçlular belli oldu. Suçlular Şahan Gökbakar. Suçlu olan kimler? Fazıl Say'lar. Suçlu olan kimler? İşte Athena Gökhan'lar, bilmem neler. Murat Boz şimdi saklanıyor. Ölü taklidi yapıyor Murat Boz da. Bu arada çok suçlu. Hepsi suçlu bunların. Gaza getirdiler. Para verenlerden bir tanesi oldu. Özellikle söylüyorum. Çünkü o zamanlar birisi AK Parti'nin kampanyası bir sanat çıkarıp da bir sanatçı diyor. Ben 100 bin lira para veriyorum. Ben bu Erdoğan'ı çok seviyorum. Kampanya diye dese o adamın bu ülkede bir daha sokağa çıkma şansı yoktur. Adamı gömerler Türkiye'de. Murat Boz burada çıkıyor böyle gevşek gevşek programlarda şarkısı söylemeye devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. Çık bari harap zıkkım olsun de sen de bir şey söyle bari. Söylemiyor. Şimdi hocam olay şu. Zülfü Livaneli'nin birazcık konuşmasında verdim. Suçlu Zülfü. Yani adamda suç yok. Ekrem İmamoğlu'nda. Hiç aklıma gelmezdi. Ekrem İmamoğlu'nda bir gün olacaktı acıyacağım diye. Acımaya başladım adama. O da şundan dolayı. Biraz önce bundan 18 dakika önce Ömer Özkök'le konuşurken adam bir şey söyledi. Biz 10 tane cümle kurduk işte böyle bir doğaçlama bir şey söyledi. Dedi ki arkadaş dedi bir adam olup dedi elle kaldırıp da dedi hak etmediği bir şekilde elle kaldırıp yukarı koyarsan tutarsan burada dedi el çektiğin zaman dedi o adam düşer. Adamlar koydular bu Zülfü dağda adam geldi Serhat boylum benim Atatürk gibi adamsın bilmem ne ben bir otobüste inme falan filan böyle konuşuyor. Adam da ne zannetti gerçekten bu? Dedi keramet bende herhalde dedi ya. Kerametim mi? Aa dedi ben dedi keramet gösteriyorum. Bir ben, daha söylüyorum. Bakın sen neymişsin aşağılama bir noktasına geldi. Hayır, tabii yani kerameti kendinden menkul adam derler ya. Dedi benden menkul idi herhalde bu. Zülfü Baba bunu söyledi. O Atatürk dedi. Bu dedi Helenistik çağlardan Tanrıça dedi. O dedi bilmem ne dedi. Kalp dedi. Ulan dedi ben dedi. Sıfırsın. Ben bin defa söyledim. Dedim ki bir adama ben. Bak bir insanın bir işe eriştir lafı vardır ya. Bir adam çıkıp da eğer bu bir başlangıç noktasıdır. Benim hayatımdaki her şeye ben bu gözle bakarım. Gitti it dedi. Cezayı da yedi. İki gün gözden kayboldu. Üçüncü gün basit dedim dedi. Bir adam bu kadar korkaksa, bu kadar kıvırgansa ve gevşekse, karakter olarak söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Bu adam ne olur biliyor musun? Bu adamla hiçbir şey olmaz. Çıkıplar dünyanın en cesur adamı, bir ceket çıkarttı, kolları sıvadı, bir daldı, dağda adamlar geldi. Adam Ömer Özkök dedi ki, elle koyarsan, tutarsan, bir çekersen de o adam pat diye gerekleri geri düşer dedi. Olay bu kadar basit. Evet. Koymuşlar buraya, Erdoğan devrecek adam diye. Ya Erdoğan kim, sen kim? Bir tanesi dünya lideri, bir tanesi de 3 tane inşaat yapmış bir müteahhit. Arkasından da bir gözlük taktılar, bir de 2 tane kırmızı yanak, bir de kalp işareti. Pıtırcık. Bizi koydular önümüze. Adam ne yaptı? Tatile gitti. Hiç adırgamadılar bunları. Zülf görmedi bunları. Yana otobüsleri de görmedi. İtleri de görmedi. Hiçbir şey görmedi bu adamlar. Dedi ki biz yalvardık. Ya bu adam bunu yapıyor. Aynı Kılıçdaroğlu'nu görmedikleri gibi. Ya koskoca adamlarsınız. Sanatçısınız ya. Sözde. Pabucumun sanatçıları. Çıkmış dedi bin defa söyledim. Ya bir adam bu kadar matematikte anlamıyorsa, bu kadar geriyse bir adam matematik konusunda, bir de hesap uzmanında ortaya çıkıyorsa, bundan büyüke bırakılmaz. Doğru. Senin ajansını bile idare edemez bu adam ya. Senin konserini idare edemez bu adam. Dinlemediler. İşte Ömer Özkök dediği gibi elle çıkartmışsın. Öteki de 15 yaşında itibaren parti teşkilatları dağıtmış bir adam. Kazımış, girmiş, çıkmış, çarpışmış. Kıyas bile kabul ettiniz. Şimdi ne oldu? Bu popülizm çöp dediğin hikayeyle, ajans faaliyetleriyle, siyaset mühendisliğiyle ancak bu kadar yapıyorsun. Ya işte. Ondan sonra balon şişiyor. Bir sonra ayıp sonra oldu patlıyor. Bilmem ne oldu. Faik Öztrak açıklama yaptı. CHP'nin sözcüsü. Şimdi bir taraftan da içeride bayağı bir kavga var. Yani CHP'nin içerisinde Ekremciler, Kemalciler diye grup oluşmuş vaziyette. Mansurcular da var. Mansurcular. Bunlar çok sinsi. Dipten yürüyorlar evet, onlar. Mansurcular. Onlar da var. Kendi anketlerinde bir de bir anket manipülatörleri de var bu hususta. İşte Ekremciler Ekrem'in oyunu çok çıkartıyorlar. Mansurcular Mansur'u, Kemalciler Kemal'i. İsim olarak söylüyorum. Böyle yorumladıkları için ifade ediyorum. Faik Öztürk'ün bir açıklaması var CHP adına. Orada sesi var mıydı arkadaşlar Faik Öztürk'ün? Varsa Faik Öztürk'ün yok muydu? O açıklama üzerinden bir şey vardı Faik Öztürk'ün. Yine benzer şekilde gündem değiştirme ya da var olanı farklı hale getirme yönünden ben yapıyorum. Üç kuşaktır falan bunlar böyle tabii. Şey yapıyorlar. Millet aç senin ufukları. Millet aç. Bir kadına görmüşler. Millet aç. Aynen öyle. Ben değiştiriyorum çünkü otobüsü ben kullanıyordum. Nagihan'a otur ben dedim. Ben ayarladım hepsini.
ben yaptım bunları. Fazla dedim ki aradım. Alo Fazıl, bırak çalmayı, giydir bunu dedim. Ben dedim bunları hepsini. Ben buna çok kızıyorum hocam. Yani bir niye gündem? Ben gündem istemiyorum. Bu problem sadece şu, biliyor musun? Hani biz aday, çok merak ediyorsunuz değil mi? Adayı mı? Arkadaş, bu kadar belirsizlik adamı kötü hale getirir bak. Aday açıklandı ama. Ha, adayları kimmiş? Var. Tuvalet terliği. Kim? Tuvalet terliği. Tuvalet terliği. Evet, doğru, o da doğru. Ya o seçmenin şeyi, psikolojisi. Murat, şöyle bir gerçek var bak. Biz bunlar, bak ben size akıl vereyim. Bak size fayda, bak. Şeye, yuvarlak masaya bir destek, bir akıl vereyim bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim biz bir yıl boyunca adayımızı söylemeyiz. Millet çok merak eder. O kadar çok merak eder ki millet. Aman çıkınca sürpriz olunca, hani pastadan o kız çıkması gibi, hemen ona bir. Yok böyle bir şey. Yıpranmasın. Ne kimi? Zaten isimler belli. 12 yıl boyunca girdiği her seçimi kaybetmiş bir adam yıpranmamış. Kılıçdaroğlu. 12 yıldır. Her seçimi kaybetmiş ama adam. Yıpranmamış bu adam. Taş gibi kalmış. Hemen bir seçimde yıpranacak. Yani boncuk mu bulduk sizde? Niye millet oy versin sana? Adayın belli değil. Bu belirsizlik birbirinizi sizi düşürür. Bu kadar basit. O değil, ben değil, o değil, bilmem ne değil. En son sıkıştıkları zaman da Akşener'in dediği gibi ben başbakan olacağım. Böyle bir makam yok. Bunlar resmen bizimle dalga geçiyorlar ya. Ya ben başbakan olacağım diyor bir tane masanın bir ayağı. Böyle bir makam yok. Öteki diyor ki Cumhurbaşkanı tarifi yapıyoruz. İradesine hakim olacak. Nasıl iradesi bilmiyoruz. Bunlar hepsi bir araya gelecekler. Sistem değiştirecekler. Diyorsun ki nasıl olacak bu iş? Önce seçileceğiz. Sonra halk oyu yapacağız. Meclis çoğunluğunu ele geçireceğiz. Geçiremezsek bu olacak. Bilmem ne. 2038 yılında şöyle olacak falan. Hatta bütün butun bu enteresan bir şekilde sistemi değiştirecekler ama iktidara gelince bunu söyledi adam ya. Bayağı söyledi ya. Hey Zülfü abiler, Livaneliler, neredesiniz? Adam dedi ki ben iktidara gelirim, 6 ayda ekonomiyi düzeltirim. Ulan sistem değişecek de 6 ayda daha. Dur bakalım, ne yapıyorsun? Kanunname, kararname mi çıkartacaksın? Ne yapacaksın? 6 ayda bunu yaparım. 1 yılda şunu yaparım. 1,5 yılda Suriyelileri gönderirim. 2 yıl sonra biz zaten dünyanın en iyi 3 ekonomisinden bir tanesi oluruz. Abartıyorum. Nasıl yapacaksınız bunları? Sistem değişecek. Hangi ara değiştireceksiniz? Bu bütün bu karmaşa. Bak bir daha söyleyeyim. Aday belirsizliği bunların başını yer dedim. Yazdım 1000 defa. Belirsizlikle siyaset yapılmaz dedim. Saçmaladılar. Ortaya iyileştirilmiş parlamenter sistem diye bir martaval okudular. Ortaya attılar. Şimdi toparlayamıyorlar. Yok öyle bir şey yani. Kafalarında öyle bir şey yok. Dünyadaki en konforlu işi yapıyor bu adamlar ya. Ya neden? Neden konforlu adamların bir lafı da o zaman ne yapın? 100 numara pardon. Tuvalet terliğine bağlayalım. Ya. Bak onların adamları, seçmeni diyor ki Allah senin cezanı versin. İmamoğlu sen yanlış yaptın ama ne yapacaksınız? Oy vakti geldiğinde tuvalet terliği gelecek. Tuvalet terliğine biz mühürü basacağız diyor. Senin seçmenin bu tuvalet terliğine mühürü basacak hale gelmişse adayı söylemene gerek yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey gerek yok hocam. Al aday. Bak, al tuvalet terliği bak, bu dezenfektan. Bak tertemiz. Abi, buna mı gösterin aday? Hikaye bu Zülfü Livaneli. Tabii. Tamam mı yani? Bu çağda kime karşı olduğumuzu biliyoruz. Jahren de öyle söylüyor. CHP kafasının tamamı bunu söylüyor. Kim oy vermeyeceğimiz belli. Ama geri sönülür. Tuvalet terliği de olsa yani, oyu basacağız karşısındaki kim varsa. Bir şey seçseniz daha kiminle iyi. Beraber olduğumuzu bilmiyoruz diyorsunuz. Biliyorsunuz aslında. Erdoğan'ın karşısındaki tuvalet terliğine bile oy verecek haldesiniz. Sanatçı olmanız, bu ülkenin işte yetiştirdiği ender simalardan olmanız, olmanız artı olmanız bir şey ifade etmiyor. Yani çünkü bu hususlarda kafanızı kullanmak gibi bir meseleyi, ülkenin faydasına olacak bir adımı atmayı düşünmüyorsunuz. İdeolojik olarak yaklaşıyorsunuz. Erdoğan'a karşı olduğunuz, Erdoğan'a düşman olduğunuz için karşısına konulacak kişiye tuvalet terliği bile olsa oy vereceğinizi ifade ediyorsunuz. Başka şeyiniz yok. Bugün fazla sayıda gömüyorlar aynı şekilde. Çünkü o da sağlam bir şekilde eleştirisini getirdi. Ama fazla çok daha makul. İyi söylendiği zaman alkış yapıyorlardı. Kötü söylendiği aynı zaman bu vaziyette gömüyorlar. Fazla say. Ben, haksız, hukuksuz, yanlış bir sürü yorumu vardı tabii. AK Parti ile ilgili. Ön yargıları vardı. İdeolojik davranıyordu. Şuydu buydu. Bir kere iyi bir şey söyleme gafletinde bulundu. O mahalle için söylüyorum. Ve adamı linç ettiler. Linç. Neydi linç meselesi? Sayın Cumhurbaşkanı
zannedersem annesinin vefatıydı. Vefatından dolayı aramışlar, evet, bir başsağlığı meselesi vardı. Galiba. Evet. Bir başsağlığı meselesi vardı. O başsağlığı meselesini konuştu. Sayın Cumhurbaşkanı aradı. Ondan sonra Lindsey Graham Türkiye'ye gelecekti. Fazıl Say'ın da bir konseri vardı. Konseri külliyede yapmasını söyledi. Külliyede zannedersem. Öyle hatırlıyorum. Evet, yanlış hatırlıyorsam. Evet, Hükümet. Orada Sayın Cumhurbaşkanı Lindsey Graham'le davet etti. Amerikalı senatörle beraber Fazıl Say'ın konserini dinledi. Ve orada çıktı Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bak bu kadar kendisine eleştiride bulunmasına rağmen ve bunların birçoğu da haksız eleştiriydi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı kürsüde, onore etti. Onore et derken şunu söyledi yani. Türkiye'nin yetiştirdiği ender sanatçılardan bir tanesi. Ya konser teklifini kabul ettim diye neler neler yaptınız diyor. Ülkenin diktatörü söylüyor bunlara göre. Ne var diyor ya bu ülkenin diyor yetiştirdiği, bak kendisine muhalif. Ağır da söylüyor, haksız söylüyor. Ülkenin yetiştirdiği ender sanatçılardan, ender değerlerden bir tanesiydi. Konserine gittim diye adamı linç ettiniz. Bu kafa olur mu? Cümlesini kullanıyor. Öbür tarafta Ekrem İmamoğlu şudur budur diye haklı bir eleştiri yaptığında da vay satılık bilmem ne deyip altına ajans marifetiyle o botlarla falan filan hakaret üstüne hakaret düşüyor. Kim diktatör abi? Diktatör kim? Kendisine haksız bir sürü eleştirileri yapanlara bu ülkenin ender yetiştirdiği nadide sanatçılardan birisidir. Elbette konserine giderim diyen midir? Yoksa haklı bir eleştiri yaptığında vay satılmış köpek, çok affedersiniz tırnak içerisinde, çok daha ağır ifadelerle saldıran kesim midir? Bak bunu var ya, bunu gündeme getirmiş. Aslında var ya, belki de bu toplumsal mutabakattan bahsediyoruz ya Murat. Aslında bu söylediğin mesele de tam burada düğümleniyor, kilitleniyor. Herkesle her şeyi konuşabiliriz ve anlaşabiliriz. Aynen öyle. Senin oyun benim oyun diye bir şey de demeyebiliriz. Bir tek senin şu andaki şu söylediğin sözler insanları aklı selime davet etmektir. Doğru. Nedir o biliyor musun? Bak Cumhurbaşkanı söylediği gibi aklıma şeyi getirdin. Seçimler 2019'da tamamlandıktan sonra bütün gazetelerin arkalarında Cumhurbaşkanı'nın bir ilanı vardı, hatırlıyor musun? Evet. Ne diyordu? Demokrasi gene galip gelmiştir. Demokrasi tecelli etmiştir. Tebrik ediyorum diye Cumhurbaşkanı bir şey yayınlıyor. O partinin, Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerinde kazandıktan sonra, bir daha öncekilerinde Kılıçdaroğlu bu seçim meşru değildir diyor. Aradaki fark bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Kim diktatör dediği gibi soru çok önemli. Ona iyi bakacaksın arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi gündem oluşturmak üzere bu sığınmacılar meselesi üzerinden birçok tezviratlar yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar ama tutmuyor, olmuyor. Yani meselenin kendisi yalan olunca mümkün değil, karşılık bulmuyor. Ekrem İmamoğlu patlamış, CHP içerisinde dedikodular almış başını gitmiş. Ondan sonra kim kime dumduma çok derler ya, o pozisyonda olmuş. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu hala sığınmacılar üzerinden yalana dolana, tezvirata, manipülasyona devam ediyor. Evet, kendi evet. Milletinden umudunu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime ve bu Necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Abi oy kullanabilecek sığınmacı sayısı 101 bin ya. Türkiye'de oy kullanan 35 milyon seçmen var. 35 milyon. Tamam. Yanılıyorsam düzelt. O civarda biliyorum. Aşağı yukarı 35. Yüzdeki onayın Demokrat Parti'nin oyu kadar bile anca var. 101 bin ya. Ve bu Erdoğan buna güveniyormuş ve bundan dolayı seçime gitmiyormuş. Pes. Diyelim günün manşetini bitirelim. Abi bir hesap kitap. Gazete, ben birazcık hesap işte buydu abi. Gazete manşetlerini ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.